Tamamdır. Bizim konularımız 2017 sınıflandırmasıyla beraber birazcık revize oldu. Periodontolojide hala taşlar tam olarak yerine oturmadı diyebilirim. Ama ufak ufak kendini bulmaya başlıyor. Son 5-6 sınavdır sınavın klinik bilimler adına en zor olan iki bölümünden birisi oluyoruz. Hep bu çok gönüllü olduğum bir mesele değil ama ne yazık ki karşımıza böyle geliyor. Evvel senelerde Perio birazcık daha diğer klinik derslere göre bir tık daha belki temposu düşük olan, daha kolay tekrar atılan, daha az tekrar atılan bir bölümdü ama son 5-6 senedir lineer bir şekilde, yani düz bir şekilde gittiği için bu. Bence artık dikkate almamızı zorundayız periodontoloji adına. Birazcık daha diğer bölümlerden farklı olarak bizde konsept anlatımı söz konusudur. Yani böyle maddeler halinde, sıralamalar halinde bir şeyleri konuşmak biraz daha zorludur bizde. Ama hızlı olabilecek, soru gelebilecek her şey üzerinde bahsediyor olacağız. İlk olarak periodontolojinin biyolojik temelleri üzerinden bahsedeceğiz burada. Periodontal dokuların dıştan içe doğru sıralaması bizim için DAPS diye sıralanıyor arkadaşlar. Diş eti, alveolar kemik, periodontal ligament ve semen. Dıştan içeri doğru bu şekilde DAPS diye sıralıyoruz biz. Oral mukozanın bölümlerine bakacak olursak çiğneyici, özelleşmiş ve örtücü mukozayı görüyoruz. Burada çiğneyici mukoza dediğimiz kısım bizim için diş eti ve sert damaktır arkadaşlar. Diş eti ve sert damaktır bizim için çiğneyici mukoza. Özelleşmiş mukoza tekil bir yer. Dilin doğrusunu tat almamızı sağlayan yer. Geri kalan her yere biz örtücü mukoza ismini veriyoruz. Bize daha öncesinde bir soru gelmedi buradan ama belki de burası bizim için yanıp sonra bence gelecek yerlerden bir tanesi. Bu oral mukozanın bölümlerinden kolay bir soru karşımıza getirebilirler arkadaşlar. Evet. Diş etinin anatomik bölümlerine bakacak olursak bize kesitsel bir soru geldi. Ve tekrar buradan boşluklar verilerek soru getirilmesi ihtimali yüksek bir konu yine burası. Diş etinin anatomik bölümleri. Nedir burası? Bir oluğumuz var, bir diş eti oluğumuz var. Bu diş eti onun tabanındaki birleşim epitelinin dışarıdaki bir yansıması. O birleşim epitelinin tutunmasından dolayı, oradaki liflerden dolayı dışarıya doğru bir ince halesi olan görüntü var. Ona da biz gingival groove ya da serbest diş eti oluğu diyoruz. Bu serbest diş eti oluğunun üzerindeki hareketli olan dokuya biz serbest diş eti ismini veriyoruz. Serbest diş eti oluğuyla bizim hareketsiz olan, altında daha pembe, keratinize bir doku olan, hareketsiz dokuyla ayrılan bir noktamız var. Mukogingival birleşim. Bu mukogingival birleşim arasındaki kısma yapışık diş eti adını veriyoruz. Mukogingival hattının ötesine ise alveolar mukoza ismini vermiş oluyoruz. Bu çok temel bir şey. Bunu öğrenmemiz geri kalan konuları da rahat konuşabilmemizi sağlayacağı için özellikle daha ilk derslerdeki bahsedeceğimiz konular temposu biraz daha donuk, biraz daha içselleştirmesi ilk aşamada daha zor olan ama sonraki derslerimizde konuştuğumuzdaki dilimizi oturtacak olan şeyler, bizim ortak bir periodontoloji diline sahip olmamızı sağlayacak olan şeyler. Evet, alveolar mukoza bizim için önemli, yapışık çiftim önemli. Tek tek kısımlardan da bahsedeceğiz şimdi. Dişin kolesini yaka gibi saran, bıçak sırtı sonlanıma sahip olan kısım bizim için marjinal diş etidir arkadaşlar. Marjinal diş eti. Bu marjinal diş etini biz kale alıyoruz. Neden alıyoruz? Bizim için önemli. Bu bir estetik kaygıyı da yönlendirmekte. Özellikle gülüş tasarımı yaparken, pembe estetiği doğru bir şekilde sağlamaya çalışırken bu marjinal diş etinin konumunu doğru konumda olmasına dikkat ediyoruz. Bunun en derin sınır noktasına biz zenit noktası ismini veriyoruz arkadaşlar. En derin sınır noktasına biz zenit noktası ismini veriyoruz. Yine marjinal diş etinin sınırlarını az önce söylediğimiz gibi diş etinin en tepe noktasından serbest diş eti oluğuna kadarki kısım bizim için tanım olan, bölgesel olarak tanım olarak önemli bizim adımıza. Diş yüzeyiyle serbest diş etine bakan yüzeylerin sirküler epitelle döşenmesi arasındaki kalan boşluğa diş eti oluğu ismini veriyoruz. Bu bizim için tanısal bir değer taşıyan bir bölge. Biz buranın normal şartlarda 3 mm'nin altında olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu bizim için önemli. Eğer 3'ün derinliğinde olursa ne değişiyor? Flora değişiyor arkadaşım. Flora içindeki anaerobların oranı artmaya başlıyor ve bizim oradaki immün yanıtımızın daha şiddetli oluşmasına sebebiyet veriyor ve orada kronik bir
inflamasyonel durum oluşuyor. Kendi içerisinde bir ekosistem oluşuyor. Vücudumuz tepki veriyor ve daha derine doğru çekiliyor. Bu miyofilmden kaçabilmek için. Daha derine çekilebildiği için daha fazla anaerob bakterilerin olduğu bir flora ortaya çıkıyor. Ve daha fazla anaerob bakteriler ve bu gram negatif bakterilerin, hareketli motil bakterilerin sayıları arttığı için daha şiddetli bir inflamasyon oluşuyor. Ve bu giden kısır bir döngü haline dönüşebiliyor. Bu bizim hastalığımız açısından bu sulkusun 3'ün altında olması, mümkünse 3'ün altında olması tercihimiz durumunda arkadaşlar. Bir küçük ekleme daha yapmış olalım buraya. Bizim bu diş eti olumuz, sulkusumuzun tabanında diş eti tabanımız var. Bizim sulkular tabanımız var. Bunun dışarıdaki yansımasına gingival groove demiştik. Bu gingival groove'un en belirgin olduğu bölge ağızda genellikle mandibula premolar bölgedir arkadaşlar. Aklınızda kalabilir böyle bir küçük daha ekleme yapmış olalım. Bunun dışında diğer önemli dokumuz yapışık diş eti. Yapışık diş etinin önemi şuradan geliyor arkadaşlar. Bir kere bizim hareketli bir dokumuz var. Serbest diş etimiz var en üstte, değil mi? Altta da bir hareketli dokumuz var. Ayar mukozamız var bizim. Bu da hareketli bir doku. Eğer serbest diş etine bizim alveolar mukozamız direkt olarak temas ederse, yani arada yapışık diş eti olmazsa, ne olur? Bu alveolar mukozanın üretmiş olduğu kuvvetler bizim serbest diş etimize direkt olarak iletilmiş olur. Bizim zaten dişe bağlantı yapan sulkusun tabanındaki biyolojik genişlik dediğimiz dişe yapışık olan dokularımız çok kuvvetli değiller, yumuşak dokular. Tıpkı şey gibi düşünebilirsiniz, tırnağınızın şu en tabanındaki yer gibi düşünebilirsiniz. Daha kolay ayrışıyor bu bütün derininize göre. Buradaki ayrışma daha kolay. Parmağınızı ittirdiğinizde burayı yaralayabiliyorsunuz azıcık ittirdiğinizde. Aynı şey bizim burada da geçerli. Hareketli olan bir şey, dudak hareketlerimiz, yanak hareketlerimiz, çiğneme hareketlerimizle o sulkular epitelin tabanındaki bileşim epitelinin oradan ayrışmasına, kopuşmasına sebebiyet veriyor. Giderek orayı yaralıyor. Küçük yaralanmalar, minik travmalar, orada inflamasyonun artışına ve yavaş yavaş aşağıya doğru çekilmesine yol açıyor arkadaşlar. Yapışık diş eti bizim için çok önemli. Periodontoloji adına nispi açıdan konuşuyorum. Cerrahilerinin daha yoğun olduğu, hakkında daha çok konuştuğumuz yerlerden bir tanesi yapışık diş eti genişliği arkadaşlar. Yapışık diş eti genişliği yaşla beraber artıyor arkadaşlar. Küçük yaşlarda, 4 yaşlardan itibaren başlar. Yaş ilerledikçe artar. Ve ileri yaşlarda da artışının sebebi arasında en temel sebep şu. Pasif eripsiyon. Pasif eripsiyon dediğimiz bir hikaye var. Ne oluyor? Dişlerimiz atrizyona uğruyor. Dişlerimiz atrizyona uğrayınca bizim vertikal boyutumuz kısalıyor mu? Hayır. Kısalmaması için vücudumuz dişlerini uzatmaya çalışıyor. Dişlerini uzatırken beraberindeki diş etini de yukarıya doğru götürmeye başlıyor. Alveolar mukozanın bildirdiği yer, mukogingival hat dediğimiz kısım, hayat boyunca sabit kaldığından dişin üzerindeki koronalindeki yükselmeler, koronale doğru diş etindeki büyümeler yapışık diş eti genişliğindeki artış olarak karşımıza geliyor. Bu da karşımıza daha öncesinde DUS sorusu olarak gelmişti. Yine ilerleyen dakikalarda bahsediyor olacağız. Dişlerin temas noktalarının altını dolduran kısmı biz interdental diş eti papil ismini veriyoruz arkadaşlar. Embrajörlere dolduran kısım genelde anterior bölgede daha piramit şekildeyken posteriora doğru daha düz, bir daha geniş bir yapı halini alabiliyor. Cool dediğimiz bir yapı var. Eğer kontak noktası çok düz ve genişse bizim kontak noktamızın altında şöyle bir cool dediğimiz vadi şeklinde ufak çöküntü oluşabiliyor arkadaşlar. Cool bölgelerinde epitel non karakterize karakter alıyor. Normal şartlarda bizim diş eti papil bölgemizde serbest diş eti bulunabilir, yapışık diş eti yapısında bulunabilir, keratinizasyon dereceleri farklı basamaklarda bulunabilir. Bu cool dediğimiz yapı vestibüler ve lingüel papil arasında cool formasyonu görülebiliyor arkadaşlar. Çünkü bizim vücudumuz dişi gördüğünde bağlanamayacağı için, daha doğrusu diş etimiz dişi gördüğünde bağlanamayacağı için sulkular epitel yapısı formatına geçmeye çalışır genellikle itibariyle. Nankeratinize bir hal almaya çalışır. Çünkü ona direkt olarak yapışmayı başaramaz. Mineye, bizim bileşim epitelimiz direkt olarak yapışmayı başaramaz arkadaşlar. İnterdental diş eti nelere bağlı şekli? Tabii ki çok önemli bir kritik rakamımız var burada. Hemen hatırlatmış olalım. 5 milimetrelik bir rakamımız var arkadaşlar. Ne demek bu? Tarno ve arkadaşları çalışma yapmışlar. Demişler ki alveolar kret tepesiyle, yani bizim iki tane dişimizin olduğunu varsayalım şöyle. Hemen şöyle bir kemik seviyesi çizmiş olalım. Buradaki alveolar kret tepesiyle buradaki kontak noktası arasındaki mesafeyi hesaplamışlar.
5 milimetre ve altında olan kişilerde burada papil oluşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, %97-98'lerde olduğunu görmüşler. Ama buradaki rakam 6 milimetreye düşünce bir anda %15-20'lere düşmeye başlamış rakam. Demek ki bizim burada bir kritik bir rakamımız var. 5 milimetre. Buradan çıkartmamız gereken sonuç ne? Bir papilin oluşması için bir kere alveoller, bir kere kontak noktasının olması lazım. Ve bu kontak noktasıyla...